Değerli izleyiciler, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. YouTube kanalımızın belgesel tarih programı Popüler Tarih'te bugün çok değerli bir uzmanla birlikte olacağız. Aynı zamanda çok değer verdiğim bir arkadaşım olan Sayın Neval Konuk Hocam, Doktor Neval Konuk, Marmara Üniversitesi'nde aslen sanat tarihi hocası. Fakat Evet. mimarlık üzerine de herhalde doktoranız mı mimarlık üzerine Evet, hocam? doktoram mimarlık üzerine Akın Bey. Hani sanat tarihinde çeşitli alanlar var biliyorsunuz. Ben ilk okuldan mezun olduğumdan itibaren sadece mimari çalıştığım için Evet. sanat tarihinde doktoru yapıyordum ama sonradan onu bırakıp işte mimarlıkta fark dersi vererek mimarlıktan doktora aldım. Evet. Evet. Değerli izleyicilerimiz Neval Hanım'ı tanıyan çoktur ama hani tanımayanlar için söyleyelim. Neval Hanım'ın esas uzmanlık alanı Osmanlı'nın şeyde Balkanlar'da bıraktığı mimari kültürel varlık aslında. Doğru Evet, mudur hocam? Ve bu doğrudur arada kesinlikle. bir diğer uzmanlık alanı da bugünkü programımızın konuğu olan Selanik'teki Atatürk Evi. Evet. Atatürk'ün doğduğu, bugün müze olarak kullanılan, aynı zamanda Selanik Başkonsolosluğumuz, doğru mu? Doğrudur, evet. Evet. Başkonsolosluğuyla beraber aynı avluda yer alan Atatürk Evi. Tarihi ev. Bu evin gerçek tarihini belgeleriyle ortaya Evet. koyacağız. Bu konuda yanlış bilinenleri düzelteceğiz. Evet. Doğru bilinenlerin de altını çizeceğiz. Şimdi hocam şu hemen ilk soruyu sorayım. Bu evi kim yaptı? Ne zaman yapıldığı bilgimiz var mı bu konuda? Şimdi şöyle Akın Bey, tabii hani hepimizin böyle ilkokuldan itibaren hayalimizde canlandırdığımız bir ev var. İşte böyle pembe, aşı boyalı, ondan sonra güzel, hani böyle yüreklerimizi çarptı görünce küçüklükten itibaren bir çarptığı ev var. Ben Selanik'te de yaptığım çalışmalardan dolayı uzun süreler kaldım. Hatta bir seferinde oteldeki odamın karıştırılması sebebiyle ben Selanik Konsolosluğu'nun alt katında yaklaşık 42 gün kaldım. O yüzden böyle sabah kalktığım zaman Atatürk'ün evini görüyordum ve hayatımda kaldığım en keyifli, en güzel çalışmaydı. Şimdi tabii hepimizin o hafızasında o pembe boyalı ev var. Aslında Atatürk'ün doğduğu ev o ev, doğru. 1895'e kadar da o evde yaşıyor. Fakat aile ait ikinci bir ev daha var. Bugün Selanik Konsolosluğu'nun olduğu yerde, aynı yerde. Fakat o daha sonra yıkılmış. Yani iki ev aslında var. Biz küçük olanı bilmiyoruz. Babası vefat ettikten sonra Zübeyde Hanım bu küçük eve taşınıyor. Çünkü büyük evi kiraya veriyor. Oradan daha fazla gelir elde edeceği için. Fakat daha sonra tekrar Atatürk 1907'den itibaren gene o evde oturuyorlar. Bir üçüncü bir ev daha var. Bunu da aslında pek bilmiyoruz. Bunu da Atatürk 1908 yılında satın alıyor. Aynı mahallede daha küçük bir ev. Bununla ilgili mesela şöyle yorumlar var. O zaman tabii tam gençlik çağlarında arkadaşları çeşitli görüşmeler yapmak için, güncel konuları konuşmak için böyle küçük bir evde satın alıyor. Yani aslında bizim bildiğimiz o pembe boyalı evden, üç katlı evden ziyade iki ev daha var. Yani öyle söyleyeyim. Yani tarihi şey olarak da bununla Kayıt ilgili olarak. belgeler de mevcut. Evet, tarihi geçmiş olarak Atatürk ve ailesinin aslında Selanik'ten ayrıldıkları 1912 yılına kadar üç ayrı kullandıkları mekan söz konusu. Peki bu hepimizin bildiği evin ilk mimarı, ilk yapıcısı yine Mustafa Kemal'in ailesi mi, yoksa onlar onu bir yerlerden satın mı almışlar? Şimdi şöyle Akın Bey, hani böyle işte daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Atatürk'ün babası Ali Rıza Efendi ya da Ali Rıza Bey vefat ettikten sonra dediğim gibi işte annesi büyük evi kiraya veriyor. Hali vakti oldukça yerinde. Çünkü düşünün iki katlı, dokuz odalı bir eviniz var. Yanında bir eve daha sahipsiniz. Bu iki evde Hacı Mehmet Ağa Vakfı'na ait 1850'lerde yapılmış iki ev. Kayıtlarda o şekilde geçiyor. Daha sonra Atatürk'ün babası tarafından satın alınmış. Biraz önce bahsettiğim üçüncü ev ise bir oda bir salondan gibi oluşan böyle çıkmaz sokakta, aynı sokakta yer alan Ümmü Gülsüm Hanım'dan Atatürk alıyor, onu satın alıyor 1908 yılında. Ama doğduğu ev, yani 1881'de Mehmet Ali Hoca'nın kayıtlarına göre ise 1877'de dünyaya gözlerini açtığı ev ise, yani pembe boyalı ev ise Ali Rıza Efendi tarafından satın alınmış bir ev. Peki bu evin konumu, yani tabii Selanik'i herkes bilmiyordur ama biraz tarif edersek işte nereye düşüyor Evet. Selanik? Çok çok değişik unsurların birlikte Evet. yaşadığı bir şehir malum. İşte
Türkler var, Rumlar var, Bulgarlar var, Yahudiler var. Evet, haklısın. Yani hangi mahallelere düşüyor ve işte hani günlük hayat acaba oralarda nasıl akıyordu? Onu şöyle bir gözümüzde canlandırabilmek için ben bu soruyu Evet, soruyorum. tabii şimdi sizin hedef kitleniz ya da seyirci kitleniz mübadiller ya da göçmenler haricinde konu tabii çok güncel olduğu için, her Türk ilgilendirdiği için. Atatürk evi de şöyle söyleyeyim, günümüzde baktığımız zaman Apostolu Pavlu caddesi üzerinde yer alan bir mahallede cadde üzerinde yer alıyor. Bugünkü Selanik şehir merkezinin tam ana göbeğinde yer alıyor. Osmanlı dönemine baktığımız zaman ise 15. yüzyılda Koca Kasım Paşa Mahallesi olarak anılan sadece ve sadece, bunu her zaman söylüyorum, sadece ve sadece Türklerin, Müslümanların yaşadığı bir mahalle. Etrafındaki zaten yapılar da bunu tamamen destekliyor. Tamamen camilerle çevrili bir mahalle. 19. yüzyıla kadar evin bulunduğu yer Koca Kasım Paşa Mahallesi olarak anılıyor. Fakat 19. yüzyıl sonlarında 1883'lerde evin hemen kuzey doğusuna Selanik Islahanesi, yani öksüz ve yetim çocuklar için yapılan mektepten dolayı, Selanik vilayeti ıslahanesi yapıldığından dolayı bu mahalle Islahane Mahallesi olarak anılmaya başlıyor. Ve şehrin Osmanlı döneminde de şehrin en önemli Türk mahallelerinden biri. Gene mesela bu evle ilgili bazı görüşler var. İşte Selanik 1917'de büyük bir yangın geçiriyor. Bu yangın esnasında aslında bu evin yandığı gibiyle bazı görüşler vardı. Yaklaşık bir 10 yıl önce NTV tarihte bir makalede de yer almıştı. Fakat dönemle ilgili hem hava fotoğrafları var, hem de benim geçen sene yayınlanmış bir kitabım da var. O yangın kesinlikle bu mahalleye zaten uğramamış. Özellikle Yahudilerin oturduğu mahallelerde büyük tahribatlara yol açmış. Ve dediğim gibi 1431'de Selanik fethediliyor. Bizim elimizden çıkışı 9 Kasım 1912. O tarihten, yani 1431'den 1912'ye kadar şehrin merkezindeki en önemli Türk ve Müslüman mahallelerinden birinde yer alıyor. Peki bizim inkılap tarihi kitaplarından hep bildiğimiz işte Atatürk'ün okuduğu okullar var. Bu Atatürk'ün okuduğu işte mektepler, hani o günkü ifadeyle Evet. mekteplere ne kadar yakın bu ev, yürüme mesafesinde mi yoksa vasıtayla mı gidiliyordu? O konuda Evet, bu da çok güzel bir bilgimiz var soru. mı? Evet, bu aslında hani hepimizin kafasında canlandırmak istediği bir mevcut durum. Haklısınız. Çok güzel bir soru. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi bugün Atatürk'ün doğduğu ev de en yakın Osmanlı eseri Alaca Camii ya da İmaret Camii yer alıyor. Onun hemen karşısında, çaprazında Yeni Hamam yer alıyor. Yeni Hamam ise Atatürk'ün kardeşi Makbule Hanım'ın hatıralarında da yer alan, hem Atatürk'ün hem Makbule Hanım'ın hem de işte vefat eden diğer kardeşlerinin kırkının çıkartıldığı hamam. Bu hamama geçince de yaklaşık 200 metre sonra halk arasında Şemsi Efendi Mektebi olarak anılan mektep hala bugün anaokul olarak kullanılıyor ayakta. Yaklaşık evden çıkınca batıya doğru gittiğiniz zaman 500 metre sonra ilkokul binası var. Yürüme Okulun, mesafesinde yani. evet, yürüme mesafesinde ve aynı aks üzerinde yer alıyor. Okuduğu askeri rüştiye, Selanik askeri rüştiyesi ise o dönemde Osmanlı 3. Kolordu komutanlık binası. Bugün ise Selanik C 3 dememişler Yunanlar. C Kolordu komutanlık binası. Ve bugün bu bina da hala ayakta. O ise tamamen ters istikamette, doğu yönü üzerinde, evin doğusunda kalıyor. O da yaklaşık yani 700-800 metre bir ortaokul öğrencisinin rahatlıkla yürüyebileceği bir mesafede. Bugün o da hala ayakta ve ev tamamen bu iki yapının tam merkezinde yer alıyor. Anladım. Atatürk'ün bu şimdiki müze olarak kullanılan pembe boyalı evde doğduğunu biliyoruz. Evet. Ali Rıza Efendi babası da bu evde mi vefat etti acaba? Şimdi evet, Ali Rıza Efendi'nin de bu evde vefat ettiği kayıtlardan belli. Fakat yani onu o şekilde söyleyebilirim. Bununla birlikte Atatürk'ün anneannesi ve halası da, hani bize tarihte biliyoruz işte Atatürk dayısının yanında kaldığı, böyle işte abartılı kargo kovaladı tarlalarda Evet, gibi. Evet. senaryolar vardır. Evet, var, senaryolar var. Gerçekten Atatürk'ün dayısı Langaza köyünde. Bugün Selanik'te, yani yaklaşık yarım saat mesafede. Langadas, şimdiki ismi Langaza. Yani Osmanlı dönemindeki adı Göl Langaza. kenarında.
Evet, yol kenarında. Özellikle kaplıcaları ve hamamlarıyla hala meşhur. Burada Dyson çiftliği var. Hani sizle aşağı yukarı aynı yaşlarda olduğumuz için söylüyorum. Eskiden biz de çocukken hani yaz tatilinde işte Evet. anneannemizin, babaannemizin bahçesine ya da şeye gidiyorduk hani imkanı Evet. olanlar. Biz hala gidiyoruz. Evet, tabii imkanı olanlar için bence gayet bulunmaz büyük bir nimet. O dönemde de babası vefat ettiği için Langaza'daki annesiyle beraber dayısının çiftliğine gitmiş. Ama onunla birlikte anneannesi ve halası Selanik gene şehir merkezinde evin kuzeyinde yukarı kesimde Anabolu olarak adlandırılan kesimde ikamet etmişler. Bunlarla ilgili kayıtlar da var. Bir de şunu söyleyeyim. Herkesin aslında aklında kalacak bir bilgi. Zübeyde Hanım ismi Farsça bir kelime. Zübeyde. Aslında pek Türkler kullanmıyor. Fakat evin hemen, ben yönlerle biraz anlatıyorum akılda da kalması açısından. Numanpaşa Camisi var Kuzeydoğusunda. Yaklaşık o da böyle bir 70-80 metre mesafede, çok yakında. Numanpaşa'nın camisi var. Yani Atatürk'ün ailesinin de köklerinin de tamamen bu Koca Kasımpaşa mahallesinde yani yıllardır ikamet ettiğini göstermek açısından bu örneği vereceğim. Hem de akılda kalıcı bir örnek. Bu Numanpaşa Camisi var. Cami yaptıran Numanpaşa'nın kızının adı da Zübeyde. Tabii takdir edersiniz paşanın kızı Zübeyde olmasından dolayı oradaki halk da buna bir teveccüh ederek çoğu kişi kızların adını Zübeyde olarak vermişler. Böyle bir şey de var aslında. Hani Zübeyde Hanım'ın isminin nereden geldiğiyle ilgili böyle biraz akılda kalıcı, ben size bir yeni bilgi de hani aktarayım. Anladım. Çok güzel bir bilgi. Evet, o yüzden hani sadece bu hani Atatürk'ün doğması, babasının evi satılanmasından daha önceleri bu yerde yüzyıllardır kalan bir aile zaten. Buraya Anladım. yerleşmiş bir aile. Evet. Ali Rıza Efendi'nin vefat tarihi neydi hocam? Ali Rıza Efendi Atatürk 8 yaşında vefat ettiği için 1889 gözüküyor. Yani öyle düşünüyoruz. O Evet, yıllar evet, gibi evet, evet, düşünüyoruz. evet, evet. Oldukça küçük Atatürk, Mustafa Evet. Kemal o günkü Evet. adıyla. Mustafa hatta değil mi? Yani Kemal ismi Mustafa, de evet. sonradan alıyor o ismi de. Öğretmeni tarafından veriliyor. Ne kadar kaldılar? 1908'e kadar orada kaldılar mı? Bir de herhalde şey var değil mi? Orada bir şehir dışında bir eğitimi de var. Şimdi şöyle söyleyeyim. 1881'den 88'e kadar 7 yıl Atatürk kalıyor. Fakat babasının vefatından sonra biraz önce de söyledim. Evi kiraladıklarından dolayı yandaki küçük evde kalıyor 1895'e kadar. Daha sonra eğitimi sebebiyle hem manastıra gidiyor. Daha sonra biliyorsunuz işte İstanbul'a geliyor. Daha doğrusu İstanbul'a geliyor. Daha sonra tekrar 1908'de Selanik'e geliyor ve ilk görevlerinden biri biraz önce bahsettiğim Selanik'te askeri rüştiyi okuduğu binada görev yapıyor. Mesela orada görev yapmaktan da büyük onur duyduğunu söylüyor. Ama tabii 1908'de tekrar geldiği zaman biraz önce söyleyeyim, bu üçüncü satın aldığı evde daha çok kalıyor, küçük evde. Arkadaşları beraber sohbetler ediyor. Yaklaşık olarak şöyle söyleyelim. Yani doğduktan sonra 8 yaşına kadar kalıyor. Daha sonra ortaokul hayatı boyunca kiralık evde kalıyor. Akılda kalması açısından toparlayayım. Zaten lise hayatı boyunca da gidip geldiği için anneannesinin ve halasının yanında da kalmaları söz konusu. Daha sonra 1908'de Zübeyde Hanım tekrar o eve geçiyor. O sıra kalıyor. Yaklaşık herhalde yani bir 12 yıl falan kalıyor. Kalıyor. Peki Zübeyde Hanım'ın ikinci evliliği de var yanlış Evet, bilmiyorsam. evet, evet. O hangi yıllara geliyordu ve o hani o sırada Mustafa ya da işte biz Atatürk diyelim o günkü adıyla Evet. Mustafa neredeydi? Atatürk o sırada tabii Manastır Askeri İdadesi'nde. Hani geldiği zaman işte böyle hatıralarda vardır. Geldiği zaman evde yabancı bir adamın olduğunu görüyor ve annesinin işte hani yüzünün açık olduğunu hani görüyor. Atatürk o sırada manastırda. O yüzden biraz önce dediğim gibi anneannesi ve halasının yani o yaklaşık doğdukları eve bir 500-600 metre mesafedeki hemen Anabolu mahallesindeki o evde kalıyor. Tabii annesine bir erkek çocuğu olarak tepki gösteriyor. Fakat şunu da söyleyeyim. Zübeyde Hanım bu evliliği ekonomik sebeplerden dolayı asla yapmıyor. Çünkü neden? Aslında oturduğu bir ev var ve kendisine kira getirilen gene büyük bir ev de var. 9 odalı bir ev var. Hani böyle diyorlar işte çok muhtaç kaldı, evlenmek zorunda kaldı. Zübeyde Hanım'ın aslında öyle bir durumu söz konusu değil. Hani bunu da üstüne vurgulamak da bence önemli. Çünkü zaten hani ekonomik açıdan bir sıkıntısı yok. Hem aileden gelen bir mal varlığı zaten söz konusu. Tabii doğal olarak erkek çocuk olarak böyle bir tepki gösteriyor. Ama
diğer mesela hatıralarda da var. Yani şey Rafet Bey onu her zaman çok desteklemiş, sahip çıkmış. Ama aralarında da herhangi bir olumsuzluk yaşanmamış. Tabii o dönemde ergenlik çağında erkek çocuklarının annelerine öyle Doğal bir tepki tepki. göstermesi, sahiplenmesi gayet normal. Gayet normal olan bir tepki, insani bir tepki diyelim. Ama Kesinlikle. daha sonrasında üvey babası diyelim, üvey babasıyla herhangi Evet. bir sorun da yaşamıyor. Yani o Hayır, anki kesinlikle bir şey hariç. taşkınlık söz konusu değil. Evet. Evet. Hatta Anladım. beraber bir fotoğrafları da vardır. Böyle çeşitli zamanlarda ortaya çıkar. Beraber birlikte bir fotoğrafları da var. Boydan çekilmiş. Herhangi bir taşkınlık, olumsuzluk yok. Herhangi bir şey yaşanmamış. Evet. Peki 1908'den sonra Mustafa Kemal Paşa ne yapıyor? Nereye gidiyor? 1912'ye kadar şeyde mi kalıyor? Selanik'te kalmıyor herhalde. Yok, Trablus'a gidiyor 11'de biliyorsunuz. Zaten Evet. İstanbul'a gidiyor hareket ordusuyla beraber. İstanbul Doğru. ardından Trablus ondan sonra. Daha sonra tabii Balkan yani Harbi patlıyor. evet Balkan Harbi var ve o tarihten sonra yani doğduğu şehri bir daha göremiyor. Anladım. 1912'den itibaren bir daha hiç Selanik'i göremiyor. Evet, Evi de 12 göremiyor, dediği hatta Selanik. ayrılış tarihi 9 yani hareket ordusuyla beraber İstanbul'a gidiyor, oradan Trablus'a gidiyor. Yani 1909'dan 1938'e kadar bir daha Selanik'i göremiyor. Anladım. Çok Görmüyor. Evet. ve hasretini de zaman zaman anılarında görüyoruz. Dile getiriyor zaten. Evet, bunu mesela şeyde de görüyoruz Akın Bey, siz de biliyorsunuz. Balkan kültürüyle popüler kültürle de hani şey bağdaştırıyorsunuz. Hem romanlarınızda da bunu aktarıyorsunuz. Hani bunu Türkiye'ye gelen o dönemde işte Balkanlardan gelen işte folklor heyetleri olsun ya da Rumeli'den gelen özellikle işte Selanik bölgesinden gelen Türklerin düğünlerinde olsun. Bu hasretini bir şekilde o tarz etkinliklerle gidermeye çalışıyor. Anladım. Peki 1912'de Balkan Harbi sonrasında Selanik Yunanlıların eline geçiyor. Savaş hani bütün Balkanlar yandığı halde Selanik'te savaşsız olarak yani bir Evet, silahlı evet çatışma kısası. olmadan Evet. sulh ile diyelim Osmanlılar şehirden çekiliyorlar. Evet. Yangın da var Evet. sonrasında. Peki Zübeyde Hanım başında şey yok, oğlu yok. Evet. Nasıl günler geçiriyor ve oradan nasıl ayrılıyor? Şimdi o sırada Makbule Hanım'la beraber ikisi bazı kaynaklarda tren diyor ama tren olduğunu ben sanmıyorum. Çünkü gemiler var, gemiler çalışıyor o sırada Selanik'ten. Bir iki gemi var ama onlarda da o kadar öyle yer bulmak sıkıntı. Yürüyerek yani Selanik'ten Sirkeci'ye İstanbul'a yürüyerek geliyorlar. Nasıl yani? Nasıl yürüyerek? Bildiğiniz Anlayamadım. yürüyerek arabayla işte şeyle o yaşta yani karayoluyla geliyorlar. Belli bir yere Anladım. kadar arabayla. O kısım aslında hani şey çok Biraz hatıralarda yer almıyor. Neden? Hani siz de biliyorsunuz. Türkler böyle çok hani çektiği sıkıntılar özellikle Rumeli Türkleri başta söylemezler, evet anlatmazlar. felaketleri maalesef hani böyle biraz ağırlarına gittiği için. Çünkü ben bunu şu şekilde de ifade ediyorum. Hani beyken yer olmuşlar. O Evet. yüzden bununla ilgili maalesef böyle bir çok bir ayrıntı detay söz konusu değil. Ya doğru, ya bu hepsinde var. Bizim Evet, işte evet. kendi büyüklerimizde de var. Evet. Yani ne kadar uğraşırsak uğraşalım, o acı anıları anlatmakta, Evet, anlatmıyorlar. anlattırmakta hep güçlük Hı. çekmişizdir. Ben de defalarca sözlü tarih çalışması yaparken buna tanık oldum. Evet, evet. Bir doğal tepki diyelim, biraz da Türklere özgü bir tavır. Bizim tarih kitaplarımızda da şey yazmaz, yenilgilere çok yer verilmez, hep böyle Evet, zaferleri severiz biz. şanlı tarihimizle övünüyorum ama Evet. aslında diğer olaylardan da ders çıkarıp ona göre Evet. tedbirler almamız gerekiyor ama onu Doğru. yapmıyoruz. O bizim handikapımız diyelim. Neyse. 1912'den sonra ne zaman geldi İstanbul'a? Belli mi? Tabii o şeyden sonra dönüyor. Trablusgarp'ta zaten biliyorsunuz 1912'de İtalyan işgaline uğruyor. Rodos ve diğer adalarla birlikte İstanbul'a geliyor. İşte annesiyle buluşuyorlar ondan sonra. Tabii annesi ve ablası oldukça perişan bir vaziyette. Daha sonra Şişli'deki evde kalıyorlar. Hani Makbule Hanım ve ikisi. Daha sonra hani evle ilgili ev üzerinden gidecek olursak evle ilk bağlantısını Afet İnan üzerinden gerçekleştiriyor Atatürk. Afet İnan Selanik'e gidiyor. Atatürk ona bir kroki çiziyor. Elle çizilmiş bir kroki var. Ondan sonra ve evi tarif ediyor şu şekilde diye. Tam işte çıkmaz sokak gösteriyor. Ve Afet Hanım Selanik'e gidip evi buluyor. Yıl? Ve efendim şimdi Hangi o yıl? belgeyi de size göstereceğim. Evet, yıl Tamam. şöyle söyleyeyim. 1900
31'de gidiyor. Ve tabii ondan önce şöyle söyleyeyim. Sabiha Gökçen bir tayyare, Avrupa tayyare müsabakası nedeniyle o da gidiyor. O da evi ziyaret ediyor. Ondan sonra hatta evi ziyaret ediyor. İşte evin önünde de çekilmiş bir fotoğrafı var. Evde kimler var bu sırada? Efendim? Ha, evde ondan da bahsedeceğim Akın Bey. Evde o sırada Trabzon'dan giden bir Rum mübadile aile var. Çünkü tabii 1924'te mübadele gerçekleştiği için. Hani evet, bilmeyenler için söyleyelim. İşte Anadolu'daki Rumlarla İstanbul Rumları hariç, Yunanistan'da da Batı Trakya haricindeki Türkler hariç karşılıklı değiş tokuş oluyor biliyorsunuz. 1923'ten evet, itibaren. O sırada da evde Trabzonlu bir aile yaşıyor ve çok iyi karşılıyor Afet Hanım'ı. Ona işte böyle ev yapımı reçel kahve ikram ediyorlar. Afet Hanım da mesela bununla ilgili kitabında da bilgiler veriyor. İşte evdeki böyle dekorasyondan bahsediyor. Kendisinin çok, iyi ağırlandığı. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Peki bu Trabzonlu Rum aile acaba şeyi biliyor muydu? Yani Mustafa Kemal Paşa'nın Atatürk'ün evinde oturduklarını. Ondan sonra öğreniyorlar. Evet, ondan sonra öğreniyorlar. Tabii o anda bilmiyorlar. Daha sonra tabii Selanik Belediyesi ve Selanik'teki bizim Türk konsolosluğumuz vasıtasıyla bu evin satın alması işlemine girişiliyor. Tabii aile bunu öğrenince o zaman için çok yüksek bir meblağ istiyor. Hani evi satmak için. 1931'de mi oluyor bu? Evet, 31'de oluyor. Zaten biliyorsunuz 33'te ev satın alınıyor ve evin hemen yan kapısı üzerine bir daha sonra bir kitabe konuluyor. Yunanca, Fransızca ve Türkçe olmak üzere. Bu arada Selanik Belediyesi evi isterseniz hani istimlak edelim diyor. O şey yüksek meblağdan dolayı. Atatürk buna karşı çıkıyor. Yani onların da rızasıyla olmasını istiyor. Mağdur olsun istemiyorlar yani. Evet, mağdur olmalarını istemiyor. Daha sonra ev Selanik Belediyesi tarafından satın alınarak Türkiye Cumhuriyeti Başkomutanı ve müceddidi olarak alınan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e 1933 yılında hediye ediliyor. Anladım. Eğer göstermek istediğiniz belge varsa gösterin hocam. Evet, onu bulacaktım. Acelemiz yok. Evet, tamam. Yok, şimdi göstereceğim. Konuyla ilgili devam edeceğim. Ve bu arada tabii 33 yılına kadar da Türkiye'den gene bir iki heyet gidiyor. Ankara Numune Hastanesi'nden hocalar gene Selanik'e gidiyorlar. Bu sırada tabii ev boşaltılmış, ev satın alınmış ama alt katta o sırada bu mübadile aileler mübadil aile zemin katı dükkan olarak düzenlemiş. Evde bazı değişiklikler yapmışlar. Kundura, ayakkabı dükkanları var. Onlar hala faaliyet gösteriyor ama ev boşaltılmış durumda. Hatta evin önünde fotoğraf çektiriyorlar. Gene Türkiye'den bir kongreye giden, gene akademisyenlerin çektirdiği bir fotoğraf var. Bunlar evin 31 ile 33 yılları arasında günümüze ulaşan en eski fotoğrafları. Onlar var ve o tarihte Selanik Başkonsolosu Reşat Karabu da var. Onun da bir fotoğraf makinesi varmış oğlunun. O da çekmiş. Onun bazı fotoğrafları var. Bugün işte herkesin ziyaret ettiği o evin arka tarafındaki avluda bir astma, bir kümes, yani tamamen böyle tipik bir Türk bahçesi, Türk ailesinin yaşantısına göre düzenlenmiş bir Türk bahçesinin olduğunu görüyoruz. 33'e kadar evin kullanımı bu şekilde ve 33'te ev satın alınıyor. Türkiye Cumhuriyeti tarafından hani aslında uygun bir şekilde düzenlenmesi amacıyla Türkiye Cumhuriyeti'ne hediye ediliyor. Tabii 33'ten sonra satın alınıyor, hediye mi ediliyor? Hediye ediliyor. Yani hediye. Ev sahibinden satın alınıyor Selanik Belediyesi tarafından ve Türkiye Cumhuriyeti'ne hediye ediliyor. Anladım. Ve tabii bu arada Atatürk'ün vefatı 10 Kasım 1938 ama tabii Türkiye'de de gündem oldukça yoğun. Hem Hatay meselesi var, başka meseleler var. Atatürk'ün hastalığı da hani böyle birden bir senede nükseden bir hastalık değil. Bazı sağlık sorunları 2-3 yıl hatta 4 yıl öncesine uzanan sağlık sorunları var. Bu arada evin düzenlenmesiyle ilgili yani bir gecikme yaşanıyor. Ve 38'de de biliyorsunuz 10 Kasım 1938'de de Atatürk vefat ediyor. Ondan sonra araya biz 2. Dünya Savaşı'na girmiyoruz ama Yunanistan giriyor. Gene evde herhangi bir düzenleme yapılamıyor. Nitekim 1950 Alman işgaline vuruyor herhalde. Evet, Alman işgaline vuruyor. O tarihe kadar da gene ev boş duruyor. Ve 1950'de Celal Bayar Cumhurbaşkanı olduğu sırada
evde artık yeni evde yeni bir düzenleme yapılması gündeme getiriliyor. Ve o sırada Ankara Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Başkanı Enver Ziya Karal, Profesör Doktor Enver Ziya Karal ve eşi tarih öğretmeni beraber burada bir düzenleme ve tekrar yeniden canlandırma çalışmaları görevini üstleniyorlar. Hem Selanik'ten hem Batı Trakya'dan Türk evine ait bazı objeler, bit pazarından, Selanik'teki bit pazarından, antikacılardan, köylerden, özellikle Batı Trakya'daki köylerden satın alınıyor. İstanbul Şişli'deki evdeki koltuklar getiriliyor, oturma koltukları. Çünkü aynı tabii eşyalar artık zaten orada kalmış değil. Fakat evde bulunan bazı kumaş örnekleri, dokuma örnekleri, sedirlerde kalan, onlar tekrar yaptırılıyor. Bu şekilde evin ve Makbule Hanım'ın hatıralarından da faydalanarak hangi odada nasıl bir kim hangi odayı nasıl kullanıyordu, ona göre bir düzenleme yapılıyor. İşte Zübeyde Hanım'a ait bir yatak odası, Atatürk'ün en üst kattaki çalışma odası gibi bir düzenleme yapılıyor ve 1951 yılında ev ilk defa olarak, yani artık 1912'den sonra ilk defa hem Türklerin hem Yunanlıların ziyaretine açılıyor. Bu da hem Yunan basınında hem de Türk basınında da oldukça geniş bir şekilde yer alıyor. Mesela bununla ilgili şey var, Celal Bayar'ın bir şeyi var, isteği var. Ben bu belgeleri onun için buraya hazırlamıştım. Mesela evin dışındaki, bilirsiniz her Türk evinde şey vardır, böyle hani kafes vardır, ahşap cumba kafesler. Evet. Bunları mesela o dönemin şeyine göre, anlayışı diyeyim, Celal Bayar 53'te evi ziyaret ettiğinde, mesela şöyle biraz daha yaklaştırayım, bu cumba kafeslerin kaldırılmasını istiyor. Yani aslında orijinalinde olan bir yani mimari, Kim istemiş ki acaba? yani böyle ne bileyim eskiyi mi yansıtıyor, kendince bir gerilik mi algıladı, hani açık konuşayım. Bu şeylerin, cumbaların, bu kafeslerin kaldırılmasını istiyor. Cumhurbaşkanı talimatıyla da. O zaman da Dışişleri Vekili Fuat Köprülü ve onun talimatına uygun olarak 53 yılında bu şeyler kaldırılıyor. Hmm. Cumba Evin kafesler kaldırılıyor. orijinal mimarisine bir müdahale yapılıyor yani. Evet, yani Cumhurbaşkanı istedi diye bu şekilde bir uygulama yapılmış. Böyle bir uygulama da var. Dediğim gibi 1953 yılından da sonra 1978 yılına kadar, çünkü 78 yılında Selanik büyük bir deprem geçiriyor. Evde o sırada tamamen çok ciddi bir hasar almamakla birlikte sıva çatlakları, evde sergilenen eşyalarda bazı ufak tefek hasarlar, işte cam eşyaların kırılması gibi bazı hasarlar meydana geliyor. Ve bu 78 depremi sonrasında da ev gene küçük bir tadilat geçiriyor. Peki Daha sonra da başkonsolosluk, özür dilerim, başkonsolosluk ne zamandan beri orada? Başkonsolosluk 1912'de tabii biz Selanik'i kaybediyoruz. Daha sonra konsolosluk benim bildiğim kadarıyla hemen açılıyor Beyaz Kule yakınlarında. Tabii aslında bu çok ağır bir şey. Düşünün, 1431'den 1912'ye kadar hakim olduğunuz bir şehirde konsolosluk açıyorsunuz. Evet, ne Beyaz yazık Kule ki. yakınlarında bir konsolosluk açılıyor. Bugün o bina ayakta değil. Beyaz Kule'nin hemen böyle çaprazında, kaleye doğru çaprazında yer alan bir binaymış. O bina kullanılıyor. Daha sonra bu 53'teki tadilatla birlikte konsolosluk da zaten şeye geliyor. Atatürk eviyle aynı bahçeye geliyor. Anladım. Depremden sonra küçük bir tadilat daha yapılıyor. Evet, küçük bir Yeniden tadilat daha yapılıyor. ayağa kaldırılıyor. Evet. Gördüğü hasar gideriliyor diyelim. Evet, gideriliyor. Sonra işte Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilerden zaman zaman malum problemler işte Evet. yaşanıyor o dönemde. Kıbrıs var 71'de 71 ve 74'te var ama 74'te var özellikle. Bizim evet. Kıbrıs Barış Harekatımız var. Zaman zaman işte Batı Trakya'da bir takım sorunlar oluyor. Daha geçmişte İstanbul'da bir takım Rum azınlıkla ilgili bir takım sorunlar oluyor. Zaman zaman Türk-Yunan ilişkilerinin sorun yaşadığı bir periyottan bahsediyoruz. Yani Atatürk'ün aslında sağlığında Türk-Yunan ilişkilerinin genel olarak iyi Evet, seyrettiğini öyle. biliyoruz. Evet. İkinci Dünya Savaşı sonrasında zaman zaman parlayacak şekilde Türk-Yunan ilişkilerinde sorunlar. Bugün de yeni bir kriz var malum.
Evet. Şeye kadar bu 2000 yıllara kadar böyle gidiyor zannediyorum. Herhangi bir değişiklik olmadan evde Yok, herhangi bir torunumuzun. değişiklik yok ama hani günümüzde de biliyorsunuz işte bazı milli günlerde, milli bayramlarda diyeyim, Molotov'la saldırılar oluyor. Hem Yunanların işte milli bayramları ya da bizim milli bayramlarda. Özellikle 19 Mayıs, 20 Mayıs o günlerde bazı provokatif Pontusçular diyelim, hani onların şeyleri. Provokatif eylemler gerçekleşiyor. Onun haricinde 2008'deki restorasyona kadar Türkiye Cumhuriyeti tarafından restorasyon ve yenileme çalışmaları diyelim. 2008'e kadar herhangi bir ciddi bir onarım tadilat bu 78 depreminden sonra gerçekleşmiyor.